Herkese merhaba. Burası Edirne Kapı Surdışı. Karşıda gördüğünüz Edirne Kapı, arkasında Mihrimah Sultan Camii. Burası Edirne Kapı Mezarlığı. Bu Edirne Kapı metro istasyonu ve sol tarafta 15 Temmuz Şehitleri Kabristanlığı. Şimdi sizlere uzun zamandır kabrini aradığım, literatürde Evliya Doktor olarak anılan, 1927 doğumlu, 1987 yılında vefat eden Mehmet Remzi Sakarya hocamızın kabrinin yerini göstermek istiyoruz. Bu 15 Temmuz Şehitleri Mezarlığı'nın kapısından girince sol tarafa doğru gidiyorsunuz. Duvar dibinden yol bitmeden işte tam burada, yani yolun bitmesine 50 metre kala duvar dibi. Şu son ada, 18 ada diyorlar buraya. Ama 18 ada diye bir şey yazmıyor. Buradan direkt aşağıda şurada orta kısımda tek bir selvi ağacı var. Selvi ağacının 2-3 hemen şu küçük ağacı görüyorsunuz. Bu burada mezarlığın ortasında tek ağaç. Hemen bu ağacın 2-3 mezar altında merhum hocamızın kabri şerifleri. Ben bu hocamızın Edirne Kapı kabristanında olduğunu öğrenmiştim ama yerini bulamamıştım. Eskişehir'den Serdar Karagöz adlı bir takipçim uzun yıllar aradığım hocamızın kabrinin ada parselini yollayınca hemen o gün kabristana gittim. Tarif edilen yerde bulamadım. Ertesi gün gittiğimde Allah kendisinden razı olsun, kabristan memurlarından Yasin Sarıoğlu özellikle ilgilenerek kabrin başına kadar beni getirdi. Buradan kendisine minnettarım. Bu doktor neden çok önemli? Öncelikle örnek bir hayatı var hocamızın. Milli Türk Talebe Birliği bünyesinde o devrin muhafazakar gençliğinin önderlerinden Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Şevket Eygi, arkadaşlarından hatırladıklarım. Hakkında yaptığımız araştırmalarda doktorluk uygulamalarında olağanüstü kabiliyetli olduğu, hastaların çoğunun beslenme yetersizliği, vitaminsizlik, kansızlık ve psikolojik olduğunu keşfetmiş bir doktorumuz. Birçok hastasına tıbbi ilaç yerine doğru beslenme yollarını ilaç gibi tavsiye etmiş. Psikolojik hastalarına ise hastanın anlayamayacağı şeker drajeleri ilaç diye verdiği bilinir. Ve %100 tedavi ederdi. Kendisini 67 yılında tanıdım. Ankara'dan gelirken otobüs kazası geçirdim. Otobüste uyuyordum. Çarpışmayla koltuk arasına düştüm. Hiçbir şeyim yoktu. Gece eve geldim. Ertesi gün Halkalı'ya gittik. Denize girdik. Maç yaptık. Akşam Bulvar Sineması'nda film izledim. Gece 1'e doğru eve geldim. Evimiz 4 katlı Balat'ta. Müstakildi. Benim odam 4. kattaydı. Son kata çıkarken başım döndü. Önce merdivenlere oturdum, sonra yuvarlandım. Babam uyanarak hemen müdahale ettiler. Haseki Hastanesi'ne getirdiler. 5 duyum %50 çalışmıyordu. Yani gözlerim iyi görmüyor, kulaklarım iyi duymuyor. Kulaklarım duymadığı için de derdimi anlatamıyordum. Ayağa kalkamıyordum. Sabah doktorlar beyin kanaması olabileceğini, kendilerinin müdahale edemeyeceğini, Cerrahpaşa'ya gitmemizi önerdiler. Cerrahpaşa'daki profesörler açık beyin ameliyatı olmam gerektiğini, bunun için ise 25 bin lira gerektiğini söylediler. Risk konusunda %50 ölebileceğimi, %25 sakat kalacağımı, %25 iyileşebileceğimi söylediler. Babam 600 lira maaş alıyor, 12 nüfus, başka çalışan yok. Tabii elde avuçta para yok. Çaresiz eve getirdiler. Yiyemiyor. Bir şey içmek istemiyorum. Bu nedenle oldukça zayıfladım. 15 gün sonra hemen yakınımızda muayenesi olan Mehmet Remzi Sakarya hocamıza abimin kucağında getirildim. Doktor o sıra beklemeden, yani kalabalık içerisi, hiç beklemeden hasta bu deyip muayenehanesini aldı. Göz, kulak, sırt gibi görsel muayene sonrası. Bu çocuk korkmuş dedi.
bir şeyim olmadığını söyledi. %50 felç olmuşum, iyileşecek bir tarafım yok gibi geliyor bana. Ama diyor ki siz bunu diyor aç bırakmışsınız çocuğu dedi. Kesinlikle sadece az pişmiş ızgara, dalak verin. Su asla vermeyin. Her su bardağına mutlaka bir vitamin hapı atın dedi. Bu iğrenç beslenme 4-5 ay sürdü ve sonuçta eski halime geldim. Cerrahpaşa'nın profesörlerine kalsam mutlaka ölürdüm. Büyük olasılıkla kadavra olurdum. Çeşitli nedenlerle İstanbul'dan uzak kaldım. 90 sonrası merhumun kabrini aradım. Ailesi ile dolaylı ulaştım. Yeterli bilgi vermediler. 98 yılı sonrası tanıştığım internet vesilesiyle hocamız hakkında birçok ortak dostumuz oldu. Muhterem hocamızı burada anlatmamın pek imkanı yok. Haberlerimizdeki linklerdeki yazı ve videoları izlerseniz birçok gerçeğe şahit olacaksınız. Merhuma Allah'tan rahmet dilerim. Sizlere de böyle hani hocamızın kabrini arayan çok insan var. Fakat ulaşamıyorlar. Benim gönlüm razı değil. Yani kabristan bir insanın öldükten sonra da yaşadığını hani fikirleriyle, mücadelesiyle yaşadığının en güzel ispatıdır. Yani onun kabriyle insanlar düşünür, yaşar, onu örnek almaya çalışırlar. Bu açıdan önemli. Hocamıza Allah rahmet eylesin diyorum. Herkese teşekkür ederim. Selamun aleyküm.